Benler temelde ortaya çıkma zamanlarına göre ikiye ayrılıyorlar. Doğuştan ortaya çıkan benler ve daha sonra ortaya çıkan benler. Doğuştan olan benler genellikle hayatın ilk 2 yılında görüyoruz biz bu benleri. Ve genellikle vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabiliyor. Kahverengi büyük lekeler şeklinde oluyor. Ve bu kahverengi lekeler zamanla üzerinde kabarıklıklar oluşturabiliyor. Yine bu doğuşta olan benlerin üzerinde zamanla yaşla birlikte kıllanmalar da görülebiliyor. Boyutları da yaşla birlikte artabiliyor. Fakat şöyle de bir gerçek var. Doğuştan meydana gelen bu benler eğer vücudun %5'inden daha fazlasını kaplıyorsa bu benlerin ileride kanser gelişim riskinin daha fazla olduğu biliniyor. Hayatın 2. yılından sonra ortaya çıkan, yani sonradan ortaya çıkan benler ise yine vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Bu benler farklı renklerde, farklı şekillerde olabilir. Genellikle oval olabiliyor, yuvarlak olabiliyor. Açık ya da kahverengi renk tonlarında olabilir. Ciltle aynı yüzeyde olabilir ya da ciltten kabarık olabilir. Örneğin koyu tenli kişilerde bu benleri biraz daha koyu renkte görüyoruz. Bu iki ben tipinin, temel iki ben tipinin dışında bir de kanser oluşturma riski olan ya da kansere dönüşme riski yüksek olan benler var ki bu benlere biz atipik ben ya da displastik ben diyoruz. Bu benler sonradan olan benlere göre biraz daha kenarları düzensiz. Yine açık koyu kahverengi ya da kırmızı mavi renkte olabiliyor. Üzeri kabarık olabiliyor ya da kabarık olmayabiliyor. Bu benler özellikle kanser oluşturma riski olması nedeniyle gerçekten önemli benler.